Bu gördüğünüz bitki şeytan pençesi kökü. Kahveye benziyor. Evet, kakao gibi. Kakaoya daha Kakao, doğrusu. rengi kakao. Doğru, Şöyle evet. gördüğünüz gibi Şeytan pençesi şeytan pençesi kökü. kökü. Şeytan pençesi. Neden şeytan pençesi demişler buna? Çiçekleri kuruduğunda aynı böyle pençe gibi oluyor. Şeytan pençesi gibi. Ha, şeytan pençesi gibi oluyor. Yine Şeytan pençesi gibi. benzetmişler. Şimdi benzetmişler. Biz bunu ne yaptık? Şuraya, evet. Şurada resmini gördüğünüz bitki. Resmini gördüğünüz bitki. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Şeytan pençesi kökü. 2 metre derinliğindedir kök. 6 ay bir damla su görmez. Şimdi Almanlar bütün Namibya çöllerini kiralamışlar veya satın almışlar. Bitkiyi yetiştiriyorlar, topluyorlar, kurutuyorlar, hapını damlasını derecesini yapıyorlar. Türkiye'ye de ilk biz bunu piyasaya sürdük. Sadece bizde var. Bununla ilgili Alman Profesör Doktor Kubrinski Freiburg Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmada omuz, sırt, bel ağrıları, kalça ağrıları, diz ağrıları, eklem ağrılarına karşı etkisi ispat edilmiştir. Romatizmanın her türü artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilite karşı etkilidir. Şimdi Düzce'de bir beyefendi genç, 19 yaşında ankilozan spondilite yakalanmış. Yani o rahmetli Sunay Peykuysal gibi eğilmeye başlamış, hafif. Hem de 19 yaşında. 19 yaşında yürüyemiyor. Perişan olmuş. Eklemleri iltihaplanmış, erkekler yavaş yavaş kalça ve omurlar kaynıyor. İlaç kullanmaktan perişan olmuş. Kortizon, kortizon, kortizon. Dedik ya yok mu bunun çaresi? İnşallah var. Bakalım deneyelim, görelim dedik. Şimdi bizim bu ürünleri gönderdik. Aldı kullandı, aldı kullandı. Aradan 6 ay geçti. 6 ay sonra geldi. İbrahim Bey, beni tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Ya işte ben Düzce'den ankilozan. Ha tamam, dosyada var. Evet buyurun. Ne oldu, nasılsınız? Artık futbol oynuyorum dedim. Bak buraya geldim. Evden dışarı çıkamıyordu adamcağız. Hareket edemiyor, sokakta yürüyemiyor. Artık futbol oynuyorum, Nereden Allah razı olsun sizden dedi. Buraya teşekkür etmek için geldim. Zehra Hanım diye bir bayan Zonguldak'tan namaz kılamıyor. beri? Secdeye gidemiyor. Eğilemiyor, bükülemiyor, robot gibi. Oturduğu yerden namaz kılıyor. Zonguldak, Ankara, İstanbul. Bütün doktorlar demiş ki doktorları mutlaka kalça ve diz ameliyatı gerekir. Protez takılması gerekir. Protez, protez. Burada da kızı var. Kızı geldi yanıma dedi ki mümkün mü bu durumda? Dedim ki 6 hafta kullanacak. İyileşme olursa devam. İyileşme olmazsa ameliyat yine olsun. Tabii. Tamam. Bizim ürünleri aldı, kullandı, kullandı, kullandı. Aradan 6 ay geçti. Bir de bastonla bir kadın geldi kapıya tak tak. Buyurun dedim. Ben o hastanım. Beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben Zehra. Bilmiyorum. Ha, bilmezsin dedi. Kızım aldı gönderdi falan. Şimdi ha tamam. Evet. Ne oldu? Nasıl? Dedi yürüyor. Baksana namaz kılamıyordum dedi. Niye geldiniz dedim. Allah razı olsun dua etmek için geldim. Hep dua Güzel. ediyorum. Her vakit namazında sizin için dua ediyorum dedi. Dedim bu bizim için yeter. Hamdolsun Yeterli, yeter yani. evet. Almanya'da bir kadına 83 yaşında doktoru yanlışlıkla 20 yıl aynı ilacı vermiş. Yanlışlıkla 20 Ha, yıl. 20 yıl. 3 aydan fazla yazılmaması gereken ilaç böbreklerini bozmuş. Akciğere zarar vermiş. Tansiyonu zarar vermiş. Karaciğere zarar vermiş. Kanını bozmuş. Bir sürü hastalık. Sabah kalktığı zaman elleri kartal pençesi gibi böyle açılmıyor, kapanmıyor. Of. Ekmeğine tereyağı süremiyor. Yardıma ihtiyacı var. Demiş ki alim, bu demiş sizin beyiniz. Herbalist bu işlerle uğraşıyor. Bana yardımcı olsun. Ne kullanmış getir bakayım. Baktık o neler neler. Tamam dedik. Bir başladık hamdolsun. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Maşallah. 6 ay içerisinde iyileşti. Hı. Şimdi şifalı bitkileri doğru zamanda doğru yerde kullanırsan problem değil. Bir de İyileşir. doğru marka Tabii. İbrahim Bey, o da çok önemli. İksir, aloe vera jel mutlaka kullanmak gerekir. Hı. Aloe vera jel bağırsakları, iksir bütün organları temizler, aratır. Yavaş yavaş kişi kendine gelir. İksir, aloe vera jel artı hastalığa göre çay. Hı. Peki onları İbrahim Bey, yani dönüşümlü olarak mı kullanacağız? Mesela çay ayrı bir ürün diyelim. İksir ayrı, zaten görüyoruz. Aloe vera jel hakeza öyle ayrı bir kür diyelim ya da.
aynı gün içerisinde mi tüketeceğiz? Aloe vera jel yemekten önce, tamam. İksir yemekten sonra, çay gün boyu. Tamam. Aloe vera jel yemekten önce günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, yarım çay bardağı da içebilir kişi. Hı hı. Yani bazı insanlar iksiri direkt olarak yarım çay bardağı içerse ağır gelir. Çünkü iksir vücuttaki cerrahat çorufu çözer. Hı. Çözdüğü için de böbrekleri sürmekte zorlanırsa baş ağrısı yapar. Hı. Ağır hastalar hafif bir yemek kaşığıyla başlayacak, yavaş yavaş artıracak. Evet, kullanımla ilgili iyileştir. Zaten daha fazla bilgi için sevgili seyircilerimiz, danışma hattını görüyorsunuz efendim ekranlarınızın hemen altında. Hemen şimdi arayabilirsiniz. Önce bir İbrahim Bey'i dinleyeyim, ondan sonra aramak istiyorum diyebilirsiniz. Yani yayından sonra da arayabilirsiniz. Ne zaman istiyorsanız yeter ki arayın. Yeter ki sağlık noktasındaki problemlerinize sadece bitkilerden yararlanarak kurtulun. Ama demin de İbrahim Bey altını çizdi. O çok önemli. Doğru zaman, doğru ürün ve doğru kişi. Değil mi İbrahim Evet, Bey? Evet, doğru.